Evet sevgili arkadaşlarım, EYT yasası çıktı. İşte müracaatlar başladı. Yalnız EYT herkesi de memnun etmedi. Yani şimdi burada staj mağdurları var, prime takılanlar var, işte Bağkur'ların durumu var veya aylık bağlama oranlarındaki sıkıntılar var veya geriye dönük EYT mağdurlarının durumu var. Bunlarla ilgili Adana EYT Şube Başkanı Uğur Altuntaş Bey bir basın açıklaması yaptı efendim. Buyurun. Kıymetli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, yasa çıkmadan önce Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ne demişti? 1999 öncesi tüm haklarınızı alacaksınız, yalnızca yaş şartını kaldırıyoruz demişti. Ama gelin görün ki mağduriyetler bitti mi? Kesinlikle yeni mağduriyetler yarattı. Şu an Çalışma Bakanımızın söylemleri neticesi yepyeni mağduriyetler oluştu. Pek çok vatandaş bu dinlediğiniz sözlerden sonra seyyah kurumlarının önünde sonu gelmeyen kuyruklar oluşturarak doğum ve askerlik borçlanması yaptılar. Bunun için bankalardan krediler çekildi, konu komşudan borçlar alındı, arabasını satanlar oldu. Vatandaş dinlemiş olduğu bu söylemler neticesinde günlerce kuyruklarda bekleyerek SGK kurumlarına başvurdular ve doğum, askerlik borçlanması yaparak eksik prim yüz aylarını 5000 güne tamamladılar. Neden? Çünkü 1999 öncesinde kadınlarda da erkeklerde de prim yüz sayısı 5000 gündü. Ama EYT için çıkarılan yasa da gördük ki prim gün sayısı şartı Çalışma Bakanımızın ifade ettiği gibi 99 öncesinde haliyle uygulanmamıştır. O zaman şimdi soruyorum, neden SGK kurumlarına giderek prim gün sayılarını 5000 güne tamamlayın, vatandaşa durun, yapmayın, etmeyin, böyle bir borçlanma yükünün altına giriyorsunuz ama biz sizi yine de 5000 günde emekli yapmayacağız demediler. SGK kurumlarına hafta sonu açık tutup başvurular aldınız. 24 yıldır zaten hakkı gasp edilen EYT'liler bir de bu şekilde mağdur etmeye ne hakkınız var diye soruyoruz. Sormak da doğal hakkımız. Şimdi emekli olma hayaliyle kredi çeken, borç alan, arabasını satan ve doğum askerlik borçlanması yapan vatandaşlarımız kredi taksitlerinin ilk ödemesi geldiğinde aslında emekli olamayacaklarına yaklaşık olarak 3 yıl daha çalışmak zorunda oldukları gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Bu yeni bir mağduriyet arkadaşlar. EYT'yi çözeceğiz derken oluşturulmuş yeni bir mağduriyettir. Şimdi bu durumda olan vatandaşlarımız haklarını nerede arayacaklar? Çalışma Bakanlığı'na dava mı açsınlar, kimi kime şikayet etsinler? Arkadaşlar devam edelim, madde madde devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, bugüne kadar her yerde sesimiz çıktığı kadar haykırdık. Bizi bizden dinleyin dedik. EYT Federasyonu ile masaya oturmazsanız çözüm için vuracağınız noktada birçok eksiklikle karşı karşıya kalacaksınız dedik ama maalesef dinletemedik. Tek başına çözüm çözümsüzlüktür dedik. Federasyon olarak her yerde ve her zaman söylediğimiz en önemli şey, 1999 yılından önce çalışma hayatına başladığımız zaman tabi olan şartlar ve haklar neyse onu talep ediyoruz dedik ve bununla bir anayasal hak olduğunu da ortaya koyduk. EYT'nin çözümü çıkarılan yasanın maalesef çözmediği bir diğer mağduriyettir. 3600 kısmi emeklilik meselesidir. 1999 yılında çıkarılan ve hukuksuzca geçmişe yönelik uygulamaya alınan yasadan önce kadınlar 50 yaş ve erkeklerde 55 yaş şartı vardı. 3600 çalışması olan ve bu yaşları dolduran vatandaşlarımız 3600 kısmi emeklilik hakkından da faydalanıyordu. Ama 1999 senesine çıkarılan yasayla bu şartlar kaldırıldı. 58 kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş getirildi. Şimdi çözümü için, EYT çözümü için çıkarılan yasada yaş şartlarının 99 öncesinde duruma getirildiği iddia ettiler. Yasada bu 3600 kısmi emeklilik şartlarından yaş şartı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Ve burada yaş mağduriyeti maalesef hala devam etmektedir. Madde 3, en önemli maddemiz arkadaşlar, ABO, aylık bağlama oranları. Federasyonumuzun da adı her ne kadar sadece EYT harflerini barındırıyor olsa da kurulduğumuz ilk günden beri tüzüğümüzde de yer aldığı gibi tüm SGK mağduriyetlerin içinde barındıran, hepsini bir çatı altında toparlayan ve
çözümler için her satıkta mücadele eden bir STK'yız. İşte mücadele ettiğimiz en büyük cephelerimizden birisi de ABO, aylık bağlama oranları. Bu oranlar emekli olduğumuzdan ölene kadar alacağımız emekli aylık maaşlarımızı belirleyen oranlardır. Burada daha çok ama büyük bir mağduriyetle karşı karşıyayız. 2008 yılında şu anki iktidar tarafından yürürlüğe giren kanunla 2000 senesinden önce %70-75 oranlarında 2000'den sonra %28-30 seviyelerine kadar düşürülmüştür. Oysa ki geçen yıllar içerisinde enflasyon ve TL'deki değer kaybını ortaya koyduğumuzda en kötüsü olarak mevcut oranın korunması gerekirken bu şekilde yapıldı. Böylece artık emekli olduğumuzca insanca yaşayabileceğimiz, kendimizi idame ettirebileceğimiz adeta kuşa dönen emekli maaşları bağlanmaya başladı. Tabi haliyle emekli olunca mecburen ikinci hatta üçüncü bir işte çalışarak çift dikiş, üç dikiş atmak zorunda kaldı vatandaşımız. Biliyorsunuz bir dönem bile bununla sonuçlandık. Hem emekli olacak hem de çift dikiş yapacaklar gibi söylemlere maruz kaldık. Çift dikiş yapmayıp da ne yapacaktık? Değerli arkadaşlar, ben de size sorayım. O zaman bu kuşa dönen emekli maaşlarıyla ne yapacaktı vatandaş? Gidip başka bir işte daha çalışmayıp da ne yapsın? Değerli arkadaşlar, ABO konusundaki mağduriyet o kadar derin, o kadar vahimdi ki hükümetimiz de bunun farkına vardı. Bu ABO oranları sayesinde emekli olunca bağlanan maaşlara bakınca rakamlar o kadar komik ki hemen yeni bir uygulama devreye sokuldu. En düşük emekli maaşı 5500 TL yapıldı. Bu da farkına vardılar ABO oranlarının düşük olmasının, emekli maaşını 5500 liraya tamamladılar. Açık söylüyorum, bu mağduriyetin çözümü bu değildir. Bu mağduriyetin net çözümü ABO oranlarını yeniden düzenlemekten geçmektedir. Siz hazine yardımıyla en düşük emekli maaşlarını bu rakamlara tamamladığınızda mağduriyet çözüme sadece yardım edilmiş yoksullar yaratmış olacaksınız. Çok net ifade ediyoruz. Bu yaklaşım sorunu çözmek değil, makyajla üstünü kapatmaktan başka bir şey değildir. Evet arkadaşlar, madde 4, staj ve çıraklık. Birçok arkadaşımız staj ve çıraklık mağduru. Burada da kandırıldık. Staj ya da çıraklık yaparak iş hayatına başlayan bütün arkadaşlarımın elinde eskiden verilen ve o zamanki adıyla SSK kartı olan kartlarımız var. Bunların üzerine ne şekilde SSK'lı olduğu ilk tarih yazıyor. Hepimiz SSK girişlerimiz bu tarih olarak bildik. Haklarımız da buna göre hesapladık. Sonra çalışma hayatımızın içindeyken bir de baktık ki aslında bu tarih emeklilik hesabı yapılırken dikkate alınan tarih değildir. Evet, tamam, sonrasında açıklamalar yapıldı. Sağlıktan faydalanmak için verilen bir tarih olduğu ifadelerine yer verildi. Ama zamanda bazı meslek gruplarında kişilerin staj yaptıkları süre boşlanarak emekli hesabına saydırabildiğini de biliyoruz. Yurt dışı boşlanmalarla staj ve çıraklığın geçerli olduğunu da biliyoruz. İşte bu durumda da kendiliğinden bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. Bu konu imtiyaz verilecek bir konu değildir. Uygulamada adaletsizlik vardır. Çifte standartlık vardır. Tüm staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımız o genç yaşında aynı şartlar altında, aynı saatlerde, aynı tehlikeli ortamlarda, üstelik de daha düşük ücretlerle çalıştırılırken bu çalışma sürelerinin emeklilik hesabına sayılmıyor olması kabul edilemez. Bir adaletsizliği de ortaya çıkarmaktadır. Staj ve çıraklığın SGK başlangıcı sayılmasını talep ediyoruz. Arkadaşlar, madde 5, intibak yasası. Değerli basın mensupları, aslında intibak yasası EYT'nin bir tamamlayıcısıdır. Ama çıkarılan EYT yasasına intibaka yer verilmemesi mağduriyetin tam olarak çözülmesini de engellemiştir. Emeğin hakkına ölçen bir sistem kurulmadığı ve bunu hep siyaset mekanizması ölçmeye kalktığı için ama oy kaygısıyla ama ekonomik şartlar gerekçe gösterilerek farklı dönemlerde farklı uygulamalar ortaya koyan SGK kurumu
bu uygulamalar nedeniyle intibak mağduriyetinin adresi olmuştur. Aslında kanunun özü yine dönüp dolaşıp ABO, aylık bağlama oranlarına gelmektedir. Çünkü farklı dönemlerde farklı uygulamaları devreye sokan SGK, sonuç olarak vatandaşlar arasında da farklılıklar oluşmasına neden olmuştur. Aynı prim gün sayısına ve aynı sigortalılık sürelerine sahip olmalarına rağmen 2000 yılından sonra emekli olanlar, 2000 yılından önce emekli olanlara göre daha düşük emekli maaşı almaktadır. Bu durum 2008 yılında sosyal reform ifadeleriyle çıkarılan 5500 sayılı yasa nedeniyle 2008 yılından sonra emekli olanlarla önce emekli olanlar için de geçerlidir. Bu eşitsizlik toplumsal bir eşitsizliktir ve kabul edilemez. Dışarıdan bakınca devlet vatandaşlar arasında ayrım yapıyor şeklinde görülmektedir. Bu görüntünün de çıkarılacak olan intibak yasası ile düzenletilmesi, toplumsal eşitsizliğin giderilmesi şarttır. Arkadaşlar, maddelerimiz bitmiyor, mağduriyetler bitmiyor. Bağkur ve SGK prim sayısı adaletsizliği. Milyonları kazanan büyük şirketlerin sahipleri ile küçük esnaf aynı potada değerlendirilirse, farklı bir SGK mağduriyetiyle de daha karşı karşıya kalıyoruz. Eğer Bağkur sistemi kendi işini kurmuş, patron olmuş esnafları ilgilendiriyor ama zamanda küçük esnaf da buna dahil milyonları ve dükkanından kazandığı ile evinin rızkını kazanan Bağkur'lu vatandaşlarımızdan yükselen bir mağduriyet bu ve tüm SGK mağduriyetlerinde olduğu gibi bu konunun da altını çizecek ve bir STK olmanın gereği tabandan yükselen sesi tavana iletmeye aracı olmaya devam edeceğiz. Bir küçük esnaf bir lokanta sahibi olsun mesela, örnek verelim. Yanında çalıştırdığı garson, aşçı vesaire kişiler SGK sisteminden 5.000-5.975 birim günüyle emekli olabilirken Bağkur sisteminde bu kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000 gün olarak devam etmektedir. Burada öncelikli olarak Bağkur sistemine dahil olan işletmelerin küçük esnaf, TOBİ, büyük ölçekli işletme olarak sınıflara ayrılması ve her kesimin kazancına göre yükler belirlenmesi gerekir. SGK ve Bağkur sistemi arasındaki emeklilik prim gün sayısı eşitsizliği beraberinde ayrı bir mağduriyet getirmektedir. Prim eşitlenmesi düzenlenmesine söz verdiniz, sözlerinizi tutmanızı bekleyenlerdeniz. Çalışma Bakanlığı ne demişti? İşte prim eşitliğini de getiriyoruz, getireceğiz. Yasada bu da var ama olmadı. Bunu isteyenlerdeniz arkadaşlar. Madde 7 bitmiyor. Mağduriyetler bitmiyor. Bağkur prim tescil mağduriyeti. Burada da mevzuatta olmasına rağmen eksik bilgilendirme veya ya da hiç bilgilendirme yapılmadan insanların bazı koşullara tabi olması sonucu yaşanan bir mağduriyet vardır. Yine bir iş yeri sahibi olduğunuzu düşünün. Tüm resmi başvurularınızı ve izinlerinizi alarak işletmenizi açıyorsunuz. Ve vergi levhanızı da alıyorsunuz. Ama yüksek kira bedelleri, çalışan maaşları vesaire derken Bağkur primlerini yatırmaya geç başlıyorsunuz. Çünkü hayat şartları o kadar zor ki önceliğiniz işinizin işletmesi idamesini, iş yerinizin bekasına vermişsinizdir. Ama bir vergi levhanız var, onun da üzerinde bir tescil tarihiniz var. Burada da emeklilik hesabı bu tescil tarihine göre değil, ilk Bağkur primini yatırmaya başladığı tarihten itibaren hesaplanıyor. Ve o vergi levhalarındaki tescil tarihine göre borçlanma yapmanıza müsaade edilmiyor. Yani tescil tarihine geriye doğru borçlanma yapılmasına müsaade edilmiyor. Bu mağduriyetin çözümlenmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, özetle diyebiliriz ki yasalar toplumun barış, refah ve huzurunu sağlamak hakkı hak sahibine iade ederek adaleti tesis etmek içindir. Çıkarılan EYT yasasında yukarıda bahsettiğimiz bu mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmemiştir. Çözümlenmek istenmemiştir. Hedef alınan bir tek şey olmuştur, o da EYT'li vatandaşın oyu. İşte sorulara
ve çözümleme odaklarına yerine sandıkta bir hafta çıkacak bir fazla çıkacak oyla odaklanınca da ortaya konan çözümler yarım yamalak mağduriyetleri tam olarak çözemeyen ve hatta en başta belirttiğimiz şekilde yeni mağduriyetler yaratan çözümler olarak karşımıza çıkmıştır. Çıkarılan EYT yasasının tamamlanmasının da ne manidar olduğunu söylememize gerek yok herhalde. 24 yıldır devam eden bir mağduriyet ve bu mağduriyet karşısında seçim kaybetsem de çıkartmam diyerek yaklaşılan söylemlerde verdiğimiz mücadeleyle gelinen baskımızla 2023 seçimlerinin önemiyle de işte bu yarım yamalak yasayı çıkarttılar. Bakın değerli basın mensupları, buradan sizlerin aracılığıyla tekrar ikaz edelim. Daha seçimlere hala vakit var. Hala yukarıda saydığımız mağduriyetleri de kapsayan taslaman bir düzenleme yapılabilir. Ya da bu haliyle yola devam edilmek isteniyorsa bilinmelidir ki şu anda bizim karşımızda yukarıdaki mağduriyetleri de gidereceklerini her fırsatta ifade eden ve yarının iktidarına bugünden talip olan bir muhalefet var. Bu gerçek karşısında durmaktadır. Biz çıkardığımız bu EYT yasası ile EYT'li vatandaşlarımızın tüm sorunlarını çözdük algısı ile ancak kendinizi kandırırsınız. Bu alın teri döken emekçi vatandaşız, biz milletiz ve 2023 seçimlerinde seçim sonuçlarını belirleyen en etkili güçüz. Bu hava ancak Mayıs'a kadar devam eder. Mayıs'ta hava değişir, bahar gelir bizden söylemesi. Buradan da şunu da belirtmek istiyoruz. Sayımızla, şu anki mağdur olan sayımızla iktidarı muhalefet, muhalefeti de iktidar yapacak güçteyiz. Bunu da böyle bilmesini istiyoruz. Değerli basın mensupları ve misafirlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi tüm SGK mağduriyetlerinin takipçisiyiz. Her zaman, her zeminde demokrasi çerçevesinde kanunlarımızın bizlere tanıdığı haklar doğrultusunda en yüksek perdeden ama hiçbir zaman kırmadan, dökmeden yasalar çerçevesinde EYT Federasyon ve dernekleri olarak haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Uğur Altuntaş, EYT Federasyonu Genel Sekreteri, Adana Dernek Başkanı.